Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden en önemli haberlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Milli Güvenlik Konseyi bugün saat 12'de Cumhurbaşkanlığı Köşkü Villa Vodno'da bir araya gelecekti. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski başkanlığında bir araya gelecek olan konsey üyeleri bölgede ve Orta Doğu'da yaşanan güvenlik gelişmelerini ele alacaktır. Toplantıya Ulusal Güvenlik Ajansı Müdürü Zarko Miloševski ve İstihbarat Ajansı Müdürü Erol Musliu de katılacaktı. Avrupa Birliği 2030'una kadar yeni üyelerini kabul edecektir. Ondan dolayı ülkemiz bu konuda geri kalan ülkelerine bağlı olarak kendi çalışmalarına devam etmekte. Öte yandan ise bazı yasal getirilmesi gereken kararlar iş ve oy birliğine bağlı olmaktadır. Ülkemizin geleceğine bağlı olarak şahsi çıkarları dışında ortak kararlar getirilmesi bekleniyor. Bu şekilde Mıhtıva haberine konuk olarak katılan Boyan Maricic kendi yorumunu... Avrupa Birliği ile ilgili olarak yapmış olduğu kendisine göre 2030'una kadar Avrupa Birliği'ne yeni üyeler tam üye olacaktır ve bunların kaydı yaptırılacaktır. Ülkemiz bu konuda her şeyini hak etmektedir ve ancak iyi bir işbirliği ve ortak kararlılığın getirilmesiyle birlikte bu mümkün olabileceğine vurgu yapmış oldu. Çevre Bakanı Şukova yapmış olduğu açıklamasıyla birlikte ülkemiz şimdiye kadar da ekoloji açısından birçok önemli kararı getirmiştir ve ileride yapılması gerekenleri için hazır bir şekilde bulunmaktadır. Her şey bitmiş değildir. Fakat ileride yapılacak olan çalışmalar bugünkü zeminden kaynaklanabilir. Zelen Sivil'e konuk olan Şukova bu sefer ise bakan olarak gereken bakanlık görevlerini ve sorumluluklarını dile getirmiş oldu. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onlara da bir göz atalım. Debre ile İv şehirleri arasında kardeşlik memorandumu imzalanmıştır ve tüm gereken çalışmaları buna dahil olmaktadır. Konuyla ilgili olarak geçenlerde Debre heyeti İv şehrini ziyaret etmiş oldu. Kenan Mimidinovski'ye ait olan belgesel filmi de İF seyircilerin karşısında gösterildi ve Debre zenginlikleriyle ve potansiyeliyle ilgili olarak en iyi bir cevabı sunuldu. Bununla ilgili olarak Debre Belediye Başkanı Ekuran Duka'da imzalanmış olan memurandumlara ve anlaşmalara büyük özen göstermektedir. Mavrova-Rostuşa Belediye Heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl ile ilgili olarak kutlamalarına katılmak üzere Manisa'ya gitmişti. Manisa ziyareti kapsamında ana törenleri yanı sıra birçok görüşmelerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Medat Kurtovski, belediye ileride yapılması gerekenler de ana konuları olmaktaydı. Mag Göç Dernek temsilcileri yanı sıra Manisa Yüz Düzey Yöneticiliği ile bir araya gelen Medat Kurtovski, özellikle iki belediye arasındaki kardeşlik protokol Koli ve buna ait olan yapılması gerekenler ana konuları olmuştu. Kocacık yol çalışmalarına yoğun olarak devam edilmektedir. Belediye Başkanı Aryan İbrahim'e göre burada bulunmuş olan Ali Rıza Efendi'nin anı evi dolayısıyla buradaki yolların daha iyi bir duruma getirilmesi için belediyesince birçok çalışma söz konusu olmuştu. Son olarak bu yolların tamamlanmasıyla birlikte özellikle turizme yönelik yeni fırsatlar ve yeni ufuklar açılacağına inanılmaktadır. Mahrova-Rostuşa bölgesinde bazı köyleri aç ayıların ...baskına uğramaktaydı. Çok sayıda küçük yaşta çocuğun da... ...bulunduğu bölge köylerinde... ...boz sayıları hayati tehlike arz ediyordu. Köy sakinleri ayların ...köylere girmesinden rahatsızdı. Yetkililerden bölgede kriz... ...durumu ilan etmelerini ve ay sonuna... ...bir çözüm bulmaları çağrısında da... ...bulundular. Öte yandan ise... ...kriz merkezi tarafından... ...durumlar yakından takip edilmekteydi. Son yapılan açıklamasına göre... ...bu tehlike yavaşça gitmektedir. Boz ayılar artık... Köylere inmiyorlar. İnen boz ayıların sayısı olsa da bu sayı çok küçüktür. Koray futsal takımı özellikle şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmaların neticesinde iyi bir performans sergilemesiyle devam etmektedir. 3. haftadan sonra Korabi Futsal Kulübü birinci yeri tutmaktadır. Ajax işte bir deplasmanda 8-3'e yenen Debre takımı iyi bir başlangıç yapmıştır. Öte ise uzman öğrenciler ve aynı zamanda ileride kendi çalışmalarına futbolcu olarak odaklanan Debreliler bu seferde futsal takımının yeni altyapını oluşturmaktadır futsal takımı Debre ve Debre bölgemizi en iyi bir şekilde futsal liginde göstermektedir ve temsil etmekteler. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.